Yardım ve bayındırlık ajansını terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor İsrail bakın yine rahat durmuyor efendim şimdi e, İsrail daha önce de ajans personelinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu iddia etmişti İşte yaşanan e, o konuyla ilgili haberimize göz atıyoruz şimdi efendim. İsrail Birleşmiş Milletlerin ajansını terör örgütü ilan etmek için çalışmalara başladı. Yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansını terör örgütü ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı meclisteki ilk oylamadan geçti. Tasarılar yasalaşmaları için geçmeleri gereken ikinci ve üçüncü oylamalara hazırlık için Meclis Dışişleri ve Savunma Komisyonu'na gönderilecek. İsrail daha önce de ajans personelinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu iddia etmişti. İsrail 7 Ekim'den bu yana Birleşmiş Milletler'in ajansının Gazze şeridindeki okullarının %70'ini vurdu. İsrail bu okulların %95'i yerinden edilmiş Filistinlere ev sahipliği yaparken vurdu. Yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans bugün 5 milyon 900 bin Filistinli mülteciye destek sağlıyor.